Basına sızdırılan Öcalan tutanaklarına kritik değerlendirme İşçi Partisi'nden geldi. İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz tutanakları Cumhuriyeti yok etme projesinin itirafı olarak nitelendirdi. Amerika kontrolünde Erdoğan PKK uzlaşmasının kan getireceğini belirten Yılmaz bu ülkeyi bölemeyeceksiniz milletin ayakları altında kalacaksınız dedi. BDP Öcalan tutanaklarına en sert tepki İşçi Partisi'nden geldi. İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz tutanaklarda ortaya serilen Erdoğan PKK mütabakatını madde madde değerlendirdi. Tutanakları Türkiye'ye karşı girişilen, Türk milletine karşı girişilen ihanetin bir belgesi olarak tarihteki yerini almıştır. Burada orada Abdullah Öcalan'ın BDP ile yaptığı görüşmelerden e, yansıyan şey şudur. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan AKP ve PKK ortak bir anayasa çalışması üzerinde anlaşmaktadırlar. Orada Abdullah Öcalan'ın ifadelerine baktığınız zaman Tayyip Erdoğan'la aynı şeydir. Tayyip Erdoğan'da mecliste yaptığı grup konuşmasında Atatürk'ü faşistlikle suçlayan bir çaba içerisindedir. Abdullah Hocalar'ın açıklamasında da benzer ifadeler vardır. Süreci işte e, Anayasa Komisyonu'nda anayasa yazılıyor diye tarif etmektedirler ama anayasanın nerelerde yazıldığı oradaki tutanaklardan açıkça ortaya çıkmaktadır. Abdullah Hocalar'ın e, Sırrı Süreyya Önder'e anayasayı yazdırmaktadır. Dolayısıyla meclisteki Anayasa Komisyonu, da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi partilerin artık orada bulunmasının hiçbir izahı, hiçbir açıklaması kalmamıştır. Yılmaz tutanakların Cumhuriyeti yıkma planının itirafı olduğunu kaydetti. Bu tutanaklarda barış yok, kan ve gözyaşı var dedi. Biliyorsunuz süreci bir analar ağlamasın barış diye söylemektedirler. PKK işte örgüt dağılacak, çekilecek diye söylenmektedir. Yine Öcalan'ın o tutanaklardan Öğreniyoruz ki örgütün küçülmesi söz konusu değildir. Tam tersine orada kendi ifadesiyle belirtiyor. Irak'ta, Suriye'de, İran'da PKK'nın bir görevi olacağı. Gerilla'nın oraya geçtiği zaman Irak'ı parçalamak, Suriye'yi parçalamak, İran'ı parçalamak için Büyük Ortadoğu Projesi'nde bir görev aldığı anlaşılmaktadır. İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, Erdoğan-Öcalan ortaklığında bölünmeye izin vermeyeceklerini belirtti anayasadan ve silmek istemektedir. Türk milletini çözmek istemektedir. Cumhuriyeti yıkmak istemektedir. Buna karşı millet izin vermeyecektir. Esas bu tertibe girişenler Türk milletinin ayakları altında kalacaklardır.